Yıl 1207. Yer şu anda Afganistan sınırlarında yer alan Bel şehri. Hazreti Mevlana aşk burcunun sultanlarından biri olmaya aday olarak dünyayı teşrif etti. Babası Bahaeddin Veled ve kıymetli arkadaşlarıyla beraber Mevlana Celaleddin Rumi Hazretleri Konya'ya doğru, işte bu Rum diyarına doğru yola çıktı. Mevlana Celaleddin Rumi'nin gerçek adı Celaleddin idi. Mevlana Efendimiz anlamına gelmekte, Rumi ise Anadolu'yu işaret etmekte, ifade etmektedir. Mevlana Celaleddin Rumi elbette bizim hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir. Gerek hocası şu anda Kayseri'de metfun bulunan Seyyid Burhanettin Hazretleri, gerek aşk burcunun basamaklarını teker teker tırmanmasında gerçekten çok önemli bir yol haritası niteliğinde olan Muhammed bin Ali, yani Tebrizli Şems. Şems Tebrizi Hazretleri, Hazreti Mevlana'nın hayatına dahil olduğu andan itibaren Hazreti Mevlana'nın hayatında çok önemli bir açıkta kapanmış oldu. İşte o andan itibaren söylediği sözler, Mesnevisinde yer alan ifadeler, aşk burcundan ve muhabbet makamından sadır olan ifadelerdi. Bir ifadesinde bugün Ahmet benim ama dünkü Ahmet değil diyordu Hazreti Mevlana. Bir diğer ifadesinde gel, ne olursan ol yine gel diye sesleniyordu. Ve nihayetinde Hazreti Mevlana elbet bir gün ruhunu teslim edeceğini biliyordu ve etrafındakilere, arkadaşlarına, dostlarına şöyle sesleniyordu. Sakın benim ölümümden sonra yas tutmayın, sakın ağıt tutmayın, benim ölüm günüm düğün günümdür, şeb-i arusumdur, Allah'a, o ulu sultana kavuşma günümdür. İşte o günü siz düğün günüm olarak kutlayınız der ve o tarihten itibaren Aralık ayının 17'sine kadar süre devam eden Şeb-i Arus merasimleri Türkiye'de, Konya'da, kalbimizin başkentlerinden bir tanesinde Hazreti Mevlana'yı anma merasimleri olarak gerçekleştirilir. Efendim, Gönül Dilinden programında sizlere Konya'dan sesleniyoruz. Türkiye'deki güzide şehirlerimizden bir tanesi olan Konya ilimizden, Hazreti Mevlana'nın yanı başından, onun manevi ikliminden size sesleniyoruz. Bugün çok değerli konuğumuz, Konya İl Müftü Yardımcımız Yusuf Arıkan Beyefendi ile çok önemli bir konu hakkında, Hazreti Mevlana'nın işaret ettiği bir konuda, mümin olmak konusunda ve mümin olanların özellikleri konusunda sohbet etmeye gayret edeceğiz. Ayrıca Konya'daki din görevlilerimizin bir araya gelerek oluşturdukları çok güzel bir ilahi korosundan ilahiler dinleyeceğiz. Efendim, şimdi sizleri Kur'an-ı Kerim'in eşsiz havasıyla, manevi dünyasıyla baş başa bırakıyoruz. Bendeniz Necip Karakaya, Gönül Dilinden programına hoş geldiniz, şerefler verdiniz efendim. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا
وَمَنْ تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا. وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. وَالَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ لَمْ يَخِرُّوا عَلَيْهَا صُمًّا وَعُمْيَانًا. وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا. خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا ومقاما. خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. Efendim Cenab-ı Zülcelal Hazretleri her insana farklı bir güzellik lütfetmiş, bahşetmiş. Bu güzelliklerle hayatını devam ettirdiği süre içerisinde de kendisine bahşedilen güzelliklerle etrafına sirayet etme ve edebilme kabiliyetini lütfetmiş. Şu anda manevi huzurunda bulunduğumuz Hazreti Mevlana Celaleddin Rumi de Allah-u Teala'nın güzellik bahşettiği kişilerden bir tanesi. Efendim Gönül Dilinden programında gönlümüzün diliyle merhaba diyoruz sizlere. Bu bölümde Türkiye'deyiz. Türkiye'deki başkentlerden bir tanesindeyiz, Konya'dayız. Ve Hazreti Mevlana'nın hemen yanı başındayız. Elbette şu anda kendimizi çok güçlü ve kuvvetli hissediyoruz. Çünkü manevi dünyanın sahiplerinden bir tanesi olan ve gönlümüzü serfiraz eden, Mesnevisiyle hayatımıza çok önemli bir yol haritası çizen Hazreti Mevlana'nın feyiz ve bereketinden hissedar oluyoruz sizlerle beraber. Efendim Gönül Dilinden programında bugüne kadar birçok ülkeyi ziyaret etme imkanı bulduk. Ziyaret ettiğimiz ülkelerde gerçekten gönlü güzel insanların, Allah dostlarının, Evliya-i Kiram Hazretlerinin yanı başlarında diz çöküp onlarla
bir şekilde irtibat kurmaya gayret ettik sizlerle beraber. Hatırlarsınız efendim, malum Bosna'daydık. Belki birkaç bölüm önce Bakü'deydik. Gürcistan'daydık. Ve oralarda Allah dostlarını ziyaret ettiğimizde eskilerden bize tevarüs eden şu sözü hep aklımızda ve dilimizde tuttuk. Derler ki efendim eskiler, şerefil mekan bil mekin. Yani mekanın şerefi orada ikamet edendendir. Belki farklı bir şekilde de meali verilebilir bu sözün. Biz şu anda gerçekten sizlerle beraber bunu hissediyoruz ve yaşıyoruz. Tabii Cenab-ı Allah'a da bu noktada hamd ediyoruz. Çünkü efendim bütün bu güzelliklerin yegane sebeplerinden birkaç tanesi şunlardır. Elbette Cenab-ı Zülcelal Hazretleri'nin bize bahşetmiş olduğu Kur'an-ı Azimüşşan. Ardından Kur'an-ı Kerim'i okuyup anlamaktan sonra hayatımıza tatbik etme noktasında en önemli müracaat noktamız Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz ve onun hadisi şerifleri ve sünnet-i seniyyeleri. Ne kadar önemli bir noktadayız, öyle değil mi efendim? Cenab-ı Allah'a ne kadar hamd etsek, şükretsek az. Hep beraber sizlerle şahit olduk birçok ülkede, birçok şehirde gayrimüslimlerin çoğunlukta olduğu, hatta devlet yapısı itibariyle farklı bir dine mensup olan devletlerin mekanlarında, arazileri üzerinde Allah dostlarının kabirlerini ziyaret ettik. Ama şöyle durup kendimize bir bakalım. Kendi bulunduğumuz noktaya bir bakalım. Cenab-ı Allah bizleri İslam üzere halk etmiş. Ve Cenab-ı Zülcelal Hazretleri yine İslam üzere halk ettiği ve İslam üzerine hayatını yaşayan anne ve babaları bizlere nasip etmiş. Ve Müslüman bir toprakta bizleri dünyaya getirmiş. İşte bütün bunlarla beraber bizler sadece şunun farkına varıp hayatımızı devam ettirmek ve bu huzur ve muhabbet içerisinde umulur ki son nefesimizden sonra cennete ve cemalullah'a kavuşmakla yüz yüzeyiz. O nokta şudur efendim. Evvela Allah-u Teala bizi yarattı, bizi bizden daha iyi biliyor ve Allah-u Teala gerçekten bizi çok seviyor. Bizi yaratan, bizi bizden daha iyi bilen ve gerçekten bizi seven Cenab-ı Zülcelal Hazretleri, dünyada mutlu olalım ve umulur ki ahirette cennete gidelim diye bize bir din gönderdi. Bu dini mübin İslam'ı yaşamak ve yaşatmak için bizlere göndermiş olduğu güzelliklerin teker teker izini ve yolunu takip edip Kur'an-ı Kerim'de bize öğretilen mümin ve onun özellikleriyle alakalı kendi vücut dünyamızı ve ruh iklimimizi bezeyip hayatımızı son noktaya kadar sağlam ve selametli bir şekilde devam ettirmemiz gerekmekte. Efendim bu konularla alakalı çok değerli hocamız, Konya İl Müftü Yardımcımız, değerli hocamız Yusuf Arıkan Beyefendi ile bugün Kur'an-ı Kerim'in bize anlattığı mümin ve Kur'an-ı Kerim'de müminin özellikleri noktasında sohbet etmeye gayret edeceğiz. Elbette tesirli bir sohbet olacak ama yine de biz dua edelim. Cenab-ı Allah tesirini yaratsın inşallah üzerimize. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim, hoş bulduk. Nasılsınız, iyisiniz inşallah? Hamdolsun, hamdolsun. Sizler de iyisiniz. Elhamdülillah efendim, bizler de iyiyiz. Teşekkür ediyoruz. Efendim, Kur'an-ı Kerim dedik, mümin dedik ve özelliklerden bahsettik. Bize Kur'an-ı Kerim'de anlatılan müminin ve Kur'an-ı Kerim'de müminin özelliklerinin bahsini yapar mısınız efendim? Her şeyden önce Peygamber aleyhissalatu vesselamın bir hadisleriyle sözlerime başlamak istiyorum. Şu şekilde Peygamberimiz Muaz İbni Cebel'in rivayet ettiği bir hadis. Hazreti Muaz'la birlikte bir yolculuk esnasında Peygamberimizin hemen arkasında Hazreti Muaz. Peygamberimiz sesleniyor Hazreti Muaz'a. Ya Muaz diye. Muaz İbni Cebel, ya Resulallah emredin. Buradayım, yanı başınızdayım. Sizi duyuyorum diyor. Peygamberimiz bir müddet sükût ediyor, cevap vermiyor. Sonra kısa bir süre sonra Peygamberimiz tekrar ya Muaz diye sesleniyor. Peygamberimizin duymadığını zannederek Hazreti Muaz biraz daha güçlü bir sada ile ya Resulallah ben yanı başınızdayım. Sizin hemen arkanızdayım. Sizi duyuyorum. Buyurun emredin
Emrinize evet. hazırım buyuruyor. Peygamberimiz yine sükût ediyor, cevap vermiyor. Üçüncü kez ya Muaz diye seslenince Peygamberimize Hazreti Muaz, ya Resulallah buyurun, ben dinliyorum sizi, emredin, hemen yanı başınızdayım diye söyleyince Peygamberimiz diyor ki, ya Muaz, Allah'ın insanlar üzerindeki, kullar üzerindeki hakkı nedir biliyor musun? Hazreti Muaz, ya Resulallah, Allah ve Resulü daha iyi bilir diye cevap veriyor. Evet. Peygamberimiz şöyle cevaplıyor. Diyor ki, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, Allah'ın kullar üzerindeki hakkı, ona hiçbir şeyi ortak koşmaksızın kullukta bulunmaları, ibadet etmeleri. Evet efendim. Belli bir süre sonra Peygamberimiz tekrar ya Muaz diye sesleniyor sahabe Hazreti Muaz'a. Muaz İbni Cebel, ya Resulallah, yanı başınızdayım, sizi duyuyorum, emredin buyurun. Ya Muaz, biliyor musun, kulların Cenab-ı Hakk'ın üzerinde hakları nedir? Ya Resulallah, Allah ve Resulü en iyi bilendir. Buyurun, sizi dinliyorum ya Resulallah diye seslenince Peygamberimiz diyor ki, kulların da Allah üzerindeki en büyük hakkı ona bu şekilde, yani kendisine şirk koşmaksızın kullukta bulunan, evet, ibadet edenleri azap etmemesidir. Eyvallah. Şimdi her şeyden önce Cenab-ı Hakk'ın kullardan istediği şey, bir ayeti kerimede de ifade edildiği şekliyle وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوا. Evet. Ben insanları, cinnileri bana kullukta bulunsunlar, ibadet etsinler, beni tanısınlar diye yarattım. Evet efendim. Öyleyse ilk madde Cenab-ı Hakk'a kullukta bulunmak. Evet efendim. İşte Cenab-ı Hakk'a kullukta bulunurken, ibadet ederken Kur'an'ın öne çıkardığı ilk ve önemli ibadet namaz. Evet, mesela Müminun suresinde Cenab-ı Hak buyuruyor ki قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ اَلَّذ۪ينَ هُمْ ف۪ي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ. Müminler felaha erdi, kurtuluşa erdi, saadeti buldu. İlk olarak saadete eren müminlerin ilk özelliği olarak onlar huşu içerisinde namazlarını eda ederler. Demek çok ki önemli bir nokta. Evet. Kamil bir mümin, gönül ehli bir insan Cenab-ı Hakk'a kullukta, ibadette bulunurken Kur'an'ın öncelediği, öne çıkardığı ibadet namaz. Ancak namazı eda ederken de küçük bir ifade var orada. Diyor ki, onlar namazlarını huşu içerisinde kılarlar. Ne demek bu? Şu. Namazların eda ederken farzlarına, vaciplerine, sünnetlerine, adabına riayet ederek sanki karşımızda Cenab-ı Hakk'ı görüyormuşçasına ona kullukta bulunmak, namaz kılınmak. Her ne kadar biz onu görmüyorsak da, evet efendim, o bizi yerken, içerken, yatarken, kalkarken, ibadet esnasında, dua esnasında görüyor, her halimizden haberdar ve her şeye onun gücü yetiyor. Bu bilinç ve anlayışla mümin, gönül ehli insan mutlaka namazını eda edecek, evet, ama huşu içerisinde. Ama eyvallah, namazı Allah'a derin bir saygı anlayışı, derin bir tazim anlayışı içerisinde namazı eda etmesi gerekiyor. Yine Kur'an'ın müminleri gönül dünyasında yer alan, adeta gönül dünyasının sütunları mesabesindeki insanların kulların özelliklerini zikrederken ikinci husus,
infak konusu. Evet efendim. İnfak nedir? Cenab-ı Hakk'ın verdiklerini Cenab-ı Hakk'ın kullarıyla paylaşmanın evet. adı diyebiliriz. Evet. Nasıl ki bizim vücudumuzdaki organlar, işte ellerimizle, ayaklarımızla, evet. diğer aza ve organlarımızla bir bütünlük oluşturuyorsa, toplum içerisinde zenginimizle, fakirimizle, işçimizle, sanayimizle, siyasetçimizle, bilim adamlarımızla, evet. her çeşidimizle adeta bir vücudu oluşturan aza ve organlar gibi bir toplum oluşturuyor. Evet. Ve insan toplu halde yaşamaya mahkum ve mecbur bir varlık. Evet. Bütün ihtiyaçlarını insan tek başına karşılayacak şekilde yaşamaya verişli, elverişli yaratılmamış. Sosyal bir varlık. Sosyal zaten. Bir varlık. Evet. Onun için toplu halde yaşamak durumundayız. İşte bu toplum içerisinde zenginimiz var, fakirimiz var, evet, güçlümüz evet. var, zayıfımız var, sağlıklı olanlarımız var, engelli olanlarımız var. Bütün her çeşidimizle, yani bütün renklerimizle bu toplumu oluşturuyoruz. İşte toplum içerisinde Cenab-ı Hakk'ın verdiği nimetleri diğer kullarla paylaşmanın adına, onlara vermenin adına biz evet, infak diyoruz. Evet efendim. Bir ayeti kerime şu şekilde Necip Bey. اَلَّذ۪ينَ يُنْفِقُونَ فِي السَّرَّائِ وَالظَّرَّائِ وَالْكَاظِم۪ينَ الْغَيْزَ وَالْعَاف۪ينَ عَنِ النَّاسِ وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِن۪ينَ. O müttaki, mümin kulların, salih kulların, gönül ehli kulların özelliklerini zikreden bu ayeti kerimede diyor ki onlar, yani o salih, kamil, gönül ehli insanlar varken de darken de Allah yolunda harcarlar. Varken de darken de Allah yolunda harcarlar. Muhteşem. Vel kazimin el gayza, öfkelerini yenerler. Vel afine anin nas, insanları affediverirler. Allah'a emanet. İnsanları bağışlayıverirler. Evet. Ayet-i kerimede dikkat etmemiz gereken husus müminleri bağışlar şeklinde değil. Evet. İnsanları bağışlayıverirler. Sadece bu insan, müminle ilgili değil. Aynen. Evet. Bu insanlar içerisinde yani kültürlü olabilir, evet. inanmış olabilir, evet. gayrimüslim olabilir. İnsan denilince Cenab-ı Hakk'ın yarattığı, mükerrem kıldığı her varlık, inanan, inanmayan, evet. zengin olan, fakir olan, işçi olan, sanayici olan, çalışan, çalışmayan her kesimi kastediyor. Vel afine anin nas, insanları bağışlayıverirler. Vallahu yuhibbul muhsinin, Allah ihsanda bulunan, iyilik yapan, yaptığı işi en güzeliyle yapanları sever. Devam ediyor ayeti kerime. Vellezine izâ fe'alû fâhişeten, bir kötülük işledikleri zaman kim? Orayı atlamayalım. Bu müminler, salih insanlar, gönül ehli insanlar diyelim. Evet. Bir kötülükle karşı karşıya kaldıkları zaman ev zalemu enfüsehüm, ya da kendilerine Cenab-ı Hakk'ın bir emaneti olan aza ve organlarına, nefislerine zulmettikleri, haksızlık yaptıkları zaman zekerullâhe festâferû li zünûbihim, hemen Allah'ı anarlar. Evet efendim. Ve günahları için Cenab-ı Hak'tan bağışlanma dilerler. Hocam, affınıza sığınarak sözünüzü balla keseceğiz burada. Evet. Ve şu anda Hacı Veysizade Camisi'nde bizleri bekleyen din görevlisi abilerimiz, hocalarımız var. Onlardan Konya'nın manevi iklimine, manevi huzuruna uygun bir ilahi meşketmelerini rica edeceğiz. Kısaca onlara bir ziyarette bulunalım, tekrar gelelim, sohbete devam edelim inşallah hocam. Peki. Eyvallah. Evet efendim, Konya'mızdaki din görevlisi hocalarımızın gerçekten o seslerinin güzelliğiyle şu anda Konya Ovası'ndan bütün dünyaya
Allah-u Teala'ya ve Peygamber Efendimiz'e aşkımızı ilan için hazır durumdayız. Hep beraber Hacı Veys Sade Camisi'ne gidiyoruz ve değerli hocalarımıza gönlümüzü açıyoruz efendim. Mevla bulunmaz. Bu ne yaredir ki zahmı bulunmaz. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Kamunun derdine derman bulundu. Şu benim derdime derman bulunmaz. Ya Allah, ya Allah, 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 Allah. Ya Allah, ya Allah. Her kança senden gayrı gözüm yaşım kimseler silmez Allah'ım, Allah'ım. Ya Allah, 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 Allah. Sensin ismi ki olan sensin, dillerde dokunan. Allah, ya Allah, Allah. Senin aşkına dokunan. Allah'ım, Allah'ım. Ya Allah, Allah. Sen yarattın cismi canı. Sen yarattın Evet efendim, sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Konya İl Müftü Yardımcımız Yusuf Arkan hocamızla sohbetin ve muhabbetin bir önceki bölümde yarım kalan ayeti kerimeyle devamını zatihalinden, kendisinden dinleyeceğiz inşallah. Evet hocam. Evet, ayeti kerimede o gönül ehli, kemal ehli, salih insanları bahsederken Cenab-ı Hak onlar bir kötülükte karşı karşıya kaldıklarında ya da kendilerine zulmettiklerinde hemen akabinde Cenab-ı Hakk'ı anarlar ve işledikleri hata, yanlış, kusur neyse onun affı için Cenab-ı Hakk'a istiğfar ederler. Devam ediyor ayet.
وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'ın dışında günahları bağışlayan birileri var mı? Biz hata işlediğimiz zaman, yanlış yaptığımız zaman, Cenab-ı Hakk'ın dışında müracaat ettiğimiz, kapısını çaldığımız, el açıp dua ettiğimiz, yakardığımız bir başka makam söz konusu mu? Değil. Ayet-i Kerime orada bir parantez açıyor. Diyor ki, وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ اِلَّا اللّٰهِ Allah'ın dışında günahları kim bağışlar? Devam ediyor. وَلَمْ يُصِرُّ عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَفْعَلُونَ Onlar işlemiş oldukları günahta ısrar etmezler. Şimdi bu ayet-i kerimeyi şöyle baştan birkaç cümleyle açacak olursak Necip Bey. Öncelikle varken de darken de müminlerin Allah için vermelerini ayet-i kerime bize ifade ediyor. Evet. Hemen bir hadis. Peygamber aleyhissalatü vesselam o hadislerinde buyuruyorlar ki iki kişiye gıpta edilir. İki kişiye gıpta edilir. Yani onun yaptığı şeye, bu iki kişinin yaptığı şeye insan imrenir. Evet. Ne yapıyor bunlar? Diyor ki birincisi Cenab-ı Hak kendisine mal, mülk, servet vermiş. Ve bu servetin, malı, mülkü yine Allah yolunda harcayan, Allah'ın kullarıyla paylaşan. İkincisi de Cenab-ı Hak ona ilim vermiş, hikmet vermiş. Evet. Bu ilim ve hikmeti insanlara öğreten, eyvallah, insanlara yararlı olmaya çalışan. Yine bu anlamda bir küçük hadis daha. Diyor ki Peygamberimiz, اِتَّقُنْ نَارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ Bir hurmanın bir parçasıyla da olsa infak ederek, vererek ateşten korununuz buyuruyor. Yani infak konusu son derece müminin hayatında önem arz ediyor. Evet, evet. Gönül ehli insan, kamil mümin, veren insan. Bir hadiste ne diyor? Veren el, alan elden, alan elden üstündür. Öyleyse gönül ehli, kamil insan, veren insan, Allah'ın verdiklerini yine Allah'ın bu kullarıyla paylaşan insan. Bir başka özellik, öfkelerine hakim olurlar. Hayatımızda inişli çıkışlı yokuşlar olabilir, yerler olabilir. Evet. Zaman zaman ateşimizin yükseldiği, zaman zaman sigortamızın attığı anlar olabilir. Ancak öyle şeyler biliyoruz ki, hani atasözümüzde öfkeyle kalkan zararla oturur denilir. Eğer mümin öfkesini yenmesini bilir, öfkesini kontrolü altında tutabilirse mutlaka zarar etmeyecektir. Ziyanla oturmayacaktır. Öyleyse kamil mümin öfkesini kontrol altında tutan ve öfkesini yenendir. Bir başka özellik de insanları affedivermek. Bu ayet-i kerimeyi okuduğum zaman hep dikkatimi çekmiştir. Cenab-ı Hakk'ın rahmeti, mağfireti, affı ne kadar geniş. Biz müminler için de affediverin, bağışlayıverin. Kimi? İnsanları. Rengi, ırkı, milliyeti, cinsiyeti, ülkesi, inancı, ne olursa olsun insanları bağışlayıverin buyuruyor. Bu anlamda iki şey söyleyeceğim. Buyurun. Bu iki şey bizim hayatımızda son derece önem arz ediyor Necip Bey. Bunlardan bu söyleyeceğim iki şeyi bizler hiç unutmamalıyız. Nedir o? Birincisi Cenab-ı Hak, ikincisi de ölüm. Allah çünkü Allah. Bizleri yaratan, yaşatan, öldüren, dirilten, hayat veren, nimet veren, sağlık veren, dualarımıza icabet eden, bütün aza ve organlarımızı bize emanet eden, bakın şu güzel ortamda teneffüs ettiğimiz havayı alıp sağlamamızı bize lütfeden sadece O. Öyleyse bizler onu hiçbir zaman, hangi zaman ve zeminde olursak olalım unutmamalıyız. İki, ölümü unutmamalıyız. Er ya da genç, bizler doğduğumuz gün ölümle nişanlandık. Bir gün bu nişanlıyla evlenmeye, yani ölümü tatmaya mahkumuz, mecburuz. Öyleyse ölümü unutmamalıyız. İki şey var, onları da hemen unutmalıyız. Nedir o?
bir başkasına yaptığımız iyiliği hemen unutmalıyız. Çok güzel hocam. Çünkü, çünkü yaptığımız iyilik büyük küçük ne olursa olsun Cenab-ı Hak bir ayeti kerimede buyuruyor ki sizin yaptığınız şey yerde de olsa, gökte de olsa, bir kayanın kovuğunda da olsa, zerre de olsa, küre de olsa kıyamet günü Cenab-ı Hak onu sizin önünüze koyacak buyuruyor. İyilik de olsa, kötülük de olsa. Eğer yine bir iyiliğimiz olmuşsa onun ecrini, mükafatını Cenab-ı Hak takdir edecek, onu unutuvermeliyiz. İkincisi de bir başkasının bize yaptığı kötülüğü affedip unutuvermeliyiz. Efendim sohbet çok güzel devam ediyor ama malum bulunduğumuz mekan Hazreti Mevlana'nın yanı başı hemen. Birkaç cümle Hazreti Mevlana'dan da bahsedelim istiyoruz ve sohbetin sonuna doğru da geldik zaten. Hazreti Mevlana'nın yanı başındayız. Hazreti Mevlana kopup geldiği Konya diyarına ayrı bir güzellik, ayrı bir manevi hava katmıştır. Her yıl biliyorsunuz Aralık ayında yüzlerce, binlerce yerli yabancı Konya'ya gelerek Hazreti Mevlana'nın o manevi iklimine dahil olur ve onun o manevi iklimini teneffüs ederler. Onun başta Mesnevi olmak üzere tüm eserlerinde biz iyiliği buluyoruz, hoşgörüyü buluyoruz, güzelliği buluyoruz. Onun ifadesindeki ne olursan ol yine de gel sözü bize adeta dünyaları bahşediyor. Gönül dünyamızın teline dokunuyor. Yani ister Müslüman ol, ister Yahudi ol, ister inanmış ol ama sen gel bu dergahtan kimse boş dönmez diyor Hazreti Mevlana. Ümitsizlik kapısı değil bu kapı diyor değil mi efendim? Hazreti Mevlana'nın bize işaret ettiği kapı gönül kapısı. Ümitsizlik kapısı değil. Onun kapısına gelip o dergaha giren gönül dünyasını şarj eder Necip Bey. Çok güzel. Gönül dünyasını doldurarak çıkar. Onun manevi dergahına, onun dergahına girip de o kapıdan içeriye dahil olan gönül dünyasını doldurarak çıkar. Zira seküler bir dünyada yaşıyoruz. Yani ilişkilerimizde zaman zaman sadece bedenen değil manen kirleniyoruz. Mekke ve Medine'ye hac ve umre için gittiğimizde o gönül dünyamızı orada aklıyoruz, arınıp şarj geliyoruz. Ediyoruz, adeta arınıyoruz. Teşbihte hata olmasın, Hazreti Mevlana da bizim gönül dünyamıza hitap ediyor ve eserlerinde, hayatında bizim gönül dünyamızı dolduran birisi. Her yıl söylediğim gibi Aralık ayında yerli yabancı misafirler onlarca, yüzlerce, binlerce Konya'yı ziyaret ederek onun manevi iklimine dahil olur. Adeta bu havayı teneffüs ederek gönül dünyalarını doldururlar. Sizlerin de şimdi müşahede ettikleri gibi görüyorsunuz ziyaretçileri. Akın akın geliyorlar. Buraya gelerek onu ziyaret ediyorlar. Onun hayatından, eserlerinden yararlanmaya çalışıyorlar. Hazreti Mevlana Konya'ya çok büyük bir manevi katkı sağlayan değerli bir derviş. Efendim, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Çok güzel bir sohbet oldu. Bizimle birlikte bu güzel dakikaları paylaştığınız için gerçekten minnettarlıklarımızı ifade ediyoruz ederim. Efendim. Sağ olun. Siz de sağ olun. Eyvallah. Efendim, değerli hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten siz de hissettiniz muhakkak bu huzur ortamını. Bazen sohbetler Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin cennetten bir huzur bahşettiği mekanlarda gerçekleşiyor. Elbette biz bunun farkına varamıyoruz. Ama bazen de Cenab-ı Allah bunu hissettiriyor. Hissettirdiği mekanlardan birinden, Konya'dan, Hazreti Mevlana'nın türbesinin, bu muhteşem caminin, bu muhteşem eserin yanı başından sizlere gönül dilinden seslenmeye gayret ettik. Değerli Konya İl Müftü Yardımcımız Yusuf Arıkan hocamızla müminin özelliklerinden bahsettik. Biraz ihsan bahsinden, biraz infak bahsinden sohbetimizi ele aldık. Ve böylelikle sohbetimizin sonuna geldik. Efendim, bendeniz Necip Karakaya, Gönül Dilinden programından muhabbetlerimizi iletiyoruz sizlere. Allah-u Teala önümüzdeki programda başka bir ülkede ve başka bir şehirde
yine Allah dostlarının hemen yanı başında bizleri buluştursun diye dua ediyoruz. Allah'a emanet olun efendim. Hoşça kalın.